Diyorum. Gerçekten günlerdir hepimizin vicdanını yaralayan, yüreklerimizi kanatan, derinden sarsıldığımız, 85 milyon olarak kabullenemediğimiz çok büyük bir acıyı yaşıyoruz. Bir gerçekle yüzleştik. Bebeklerimizin yoğun bakımlarda ölüme terk edildiğini, gerekmediği halde yeni doğan yoğun bakımlarında tutulduğunu, bunun özellikle SGK'dan para alabilmek için yapıldığını ama bu arada bebeklerimizin de katledildiğini öğrendik. Sarsıldık ama bugün meclis olarak bu konuyu konuşuyoruz. Buradan bir araştırma komisyonu çıkaracağız. Elbette bu meclis bu konuyu konuşmak zorundadır birçok yönüyle. Birazdan gündeme getirmeye çalışacağım diğer arkadaşlarım gibi. Ama bunun diğer komisyonlar gibi toplumsal tepkiyi örtmek, insanları biraz sakinleştirmek, biz de çalışıyoruz bu konunun üzerinde demek için yapılmaması lazım. Daha önce bu komisyonlarda ben de görev yaptım. Yapılan iş, bürokratların gelip olağan Google'daki sistematik iş planlarını göstermeleri, kendi yönetmeliklerini okumaları ve istatistiklere boğmaları şeklinde yürüyor. Böyle olmasın. Bu sefer samimi olalım. Gerçekten üstüne gidelim değerli arkadaşlar. Bakınız burada öncelikle sağlık sistemimizin çok hızlı bir şekilde bir röntgenini çekmek istiyorum. Sağlık sisteminde neredeyiz? Öyle polemiklere gerek yok. 90'lı yıllardaki sorunları biliyoruz. Ben 92 mezunu bir doktorum. 2000'li yılların başını biliyoruz. Elbette ki bugün 30 yıl öncesinden birçok alanda daha iyiyiz. Elbette daha iyiyiz. Ama bunun altında yatan bir sürü sebep var. Ama 90'lı yıllara göre çok daha kötü olduğumuz noktalar da var. Çok daha üzüleceğimiz noktalar da var. Dolayısıyla bunları bir samimiyetle, hiç olmazsa yeni doğan ölümlerini konuştuğumuz şu günde bir açıklıkla konuşmamız gerekiyor. Bakınız, bebek ölümü diyoruz. Bütün dünyada bebek ölüm hızı sağlığın en önemli göstergesidir. OECD ortalaması %5'lerdedir. Bizdeki ortalamalar onlar civarında. 2022 rakamı 9.2, 2023 10'a gelmiş. Binde 10 bebek ölümü var. Bebek ölüm hızı artıyor arkadaşlar. Bu alarmdır. Bunu ciddiye alın. Ve şöyle düşünün. Benim ülkemin bebekleri niye OECD ülkelerine göre 2 kat daha fazla ölüyorlar? Neyi eksik yapıyoruz? Neyi yapmıyoruz da bebeklerimizi kurtaramıyoruz? Bebeklerimizi ölüme terk ediyoruz. Bu sorunun cevabının verilmesi lazım. Aynı şekilde kişi başı sağlık harcaması. Yani kamunun sağlığı için, vatandaşın sağlığı için harcadığı para. Bakıyorsunuz bizdeki ortalama, yani sağlık harcamasının gayri safi yurt içi hasılasına oranı %4'lerde. Çok düşük. Çok düşük. OECD ülkelerinde yine 9'larda geziyor. Yani 2 kat. Yani arkadaşlar biz vatandaşımızın sağlığına OECD ülkelerine göre yarısı kadar para ayırıyoruz. Yani kaynak ayırmıyoruz değerli arkadaşlar. Bu da çok önemli bir sorun. Aynı şekilde Türkiye'de 850 milyon yıllık poliklinik oluyor. 850 milyon. Ortalama her bir vatandaşımız 10 defa hekimin kapısını çalıyor. Bu olağanüstü bir rakam. O övündüğünüz sağlıkta dönüşüm programı başlatılmadan bunun oranı %2'ydi. Şunu söyleyebilirsiniz. Hastalar daha kolay hekime ulaşıyorlar, daha sık gidebiliyorlar dersiniz ve bununla övünürsünüz. Ama cepheden gelen, mesleğin içinden gelen bir milletvekili olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki bunun bir tane sebebi var. Hastalar iyileşemiyorlar. Çare bulamıyorlar. Geliyorlar, ellerine ilaç tutuşturuluyor gidiyor. 3 dakikada, 5 dakikada muayene oluyorlar. Tetkik sırasına giriyorlar, bekliyorlar. Ameliyat sırasına giriyorlar, bekliyorlar ve çare bulamıyorlar. Çare bulamadıkları için de her defasında doktorun kapısına gidiyorlar. Ama sağlıkta dönüşüm programınız dolayısıyla orada hak edişler oluyor, SGK'dan ödemeler oluyor, tetkiklerden ayrıca paralar alınıyor. Onun dışında bir sürü sistemde kaçak olmaya devam ediyor. Ama sonuçta hastalar iyileşemiyorlar.
Ve değerli arkadaşlar, çok daha korkuncu, bu söylediklerimi destekleyen, Türkiye'de yıllık acil polikliniğine başvuru sayısı 150 milyon. Yani nüfusundan fazla acil servislere giden bir ülkeyiz. Bu korkunç bir durum. Niye? Bir tane sebebi var. Çünkü vatandaşımız sağlık hizmeti alamıyor, poliklinikte sıra alamıyor, çaresini bulamıyor ve hiç olmazsa akşam gideyim de bir doktorla yüz yüze geleyim diye acil servise gidiyor. Şimdi bu sorunları görmek zorundayız. Peki bunlar niye oluyor? İşte sağlığın özelleştirilmesi, yeteri kadar denetlenmemesi vesaire. Sürem hızla geçiyor. Somut olaya gelelim. Bir çete. Çete reisi Fırat Sarı denen kişi 350 yatağı kiralamış. 350 yatak. Nasıl olmuş? Hastane var, ruhsatı var. Üstelik sertifika vermişsiniz çok iyi diye. Yeni doğan dostu hastane sertifikası vermişsiniz. Ödüllendirmişsiniz. Vatandaş da güveniyor. Bu hastaneye bebeğini götürdüğünü zannediyor. Ama gerçekte o kişinin kiraladığı yeni doğan ünitesine çocuğunu yatırıyor. Bu nasıl olabiliyor? Çünkü denetimsiz. Çünkü denetlememişsiniz. Çünkü kaderine terk etmişsiniz. O gördüğünüz koca koca hastaneler var ya, her bir katı birine kiralanmış durumda. Ve sağlığı bir meta haline getiren, hastaları müşteri haline getiren, hastaneleri AVM şekline getiren bir anlayış. Dolayısıyla ne hastanın, ne çalışanlarının, ne hasta yakınlarının, kimsenin memnun olmadığı ve olağanüstü kaynaklar aktardığımız bir sistem. Şehir hastaneleriyle övünüyorsunuz ama şehir hastanelerini yapmamakla da övündünüz. Giden bakanınız, ben dedi şehir hastanelerini rafa kaldırdım, çok iyi, ülkeyi 50 milyar euro kâra geçirdim dedi, biliyor musunuz? Neyle övünüyorsunuz siz? Bakın, yıllık ödemeniz 2.8 milyar. Yani 4-5 yıllık kira bedeliyle bu hastaneleri yapabilirdiniz. Birilerini zengin ettiniz, yandaşları zengin ettiniz ama bu işlerden de vazgeçtiniz ama çok geç kaldınız. Değerli arkadaşlar, burada bakanın açık ihmali var. Hızlı geçiyorum. Niye? Çünkü kendisinin ifadelerini de okuduk. Bugün televizyonlarda ifade ediyor. Emniyete bildirmiş, mali suçlar araştırma birimine bildirmiş. Niye kardeşim, niye savcılığa bildirmiyorsun? Niye organize suçlar savcısına bildirmiyorsun? Niye organize koma bildirmiyorsun? Süreç uzamış da uzamış, uzamış da uzamış ve nihayet, bakın nihayet 9 Eylül'de dinleme başlamış, teknik takip. Hadi o zaman 9 Eylül'de teknik takip başlamış, 9 Eylül'e kadar 3 tane bebeğimiz ölmüş. Peki ondan sonraki ilk ölümde, yani o dinlediğiniz anda niye müdahale etmediniz? Nasıl müdahale etmezsiniz? Siz denetleme yaptınız mı? Bilmiyoruz, bakana bakıyoruz. Bakın, bakan diyor ki bugünkü açıklamasında 25 Eylül'de anlık olağanüstü denetim yaptım diyor. Günaydın. Bebekler Mayıs ayından itibaren ölüyorlar. Mayıs ayından itibaren 8. bebek öldükten sonra Sayın Bakan 28 Eylül'de anlık olağanüstü denetim yapmış. İlk anda yapması gereken. Ve teknik takip, bakın teknik takip 18.1.2024'e kadar devam etmiş. Teknik takip 4 ay devam etmiş. 4 ay dinlemişler. Kim dinlemiş? Savcılık. Kim o savcılığa sormamış ne yapıyorsun diye? Zamanın İl Sağlık Müdürü. Ama dinlemişler. Ama bebekler ölmeye devam etmiş. Bebekler ölmüş. Şimdi İl Sağlık Müdürü'nün, şu andaki bakanın yapacağı iki şey vardı. Bir, savcılığa durumu ihbar etmek. Yapmış mı? Yapmamış ama hadi savcılığa gitmiş olay. Peki idari denetim nerede? Nerede? Niye durdurmamış? Dinleniyor bunlar. Bu ölümler oluyor. Bu şüpheler var. Niye denetlememiş? Gereğini yapmamış. Bakın, daha hastanelerin ikisi hariç, ikisi geçen ay kapatıldı. İkisi hariç 4 gün önce kapatıldı. SGK'ya niye bildirmemiş? Bu cinayetler niye oluyor arkadaşlar? Para almak için oluyor. Peki bu paraları kesseler, SGK kesse bu cinayetler olacak mı? Tabii ki olmayacak. SGK'ya bildirmemiş. Sosyal Güvenlik Bakanı söylüyor. Kendisi söyledi. Bu olay bize intikal ettiği anda dedi, hemen kestik dedi. Bakın, bunların hiçbiri yapılmamış. Açık bir siyasi sorumluluk var. Açıkça bir görevini ihmal var. Aslında bir hukukçu olarak söylüyorum. Sayın Başkan, toparlayacağım. Bir hukukçu olarak söylüyorum, burada olası kast var.
Çünkü bebekler ölüyor. Siz bu bebeklerin ölümü ihbarını alıyorsunuz. Gerekli tedbirleri almıyorsunuz. Ben nasılsa emniyete bildirdim. Hatta o kadar da sarkastik. Ben emniyetten bir arkadaşa söyledim diyor. Ve sonrasında o denetimleri olması gerektiği zamanda yapmıyorsunuz. Ve o denetimlerin sonucunu da uygulamıyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız bütün kanıtlarda, bütün tapelerde ve kendi itiraflarıyla Sayın Bakan'ın burada birinci dereceden sorumludur. Olası kasttan yargılanmalıdır. En azından istifa etmelidir. En azından bu soruşturmanın selahiyeti için istifa etmelidir. Biz bu araştırma önergesini bu 47 sanık için vermiyoruz. Bu sistem niye çalışmadı? Niye denetlenmedi? Niye göz ardı edildi? Niye SGK anlaşması iptal edilmedi? Niye bu hırsızlara bu paralar ödenmeye devam edildi? Bu ölümler göz göre göre dinlendi de niye durdurulmadı diye bunları konuşmak istiyoruz. Bunların sorumlularını bulalım. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına ikinci söz Bursa Milletvekili Kayhan Palayet. Hocam buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ne yazık ki yine bir sağlık skandalıyla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz hem bu kürsüden zaman zaman dile getirdik, hem soru önergeleriyle dile getirmeye çalıştık. Sağlık alanında son zamanlarda çok fazla sayıda skandalla karşı karşıyayız. Birkaç tanesini söyleyeyim. Biliyorsunuz pandemi sürecinde kişisel verilerin Sağlık Bakanlığı'ndan sızdığına ilişkin açıklamayı Sayın Ulaştırma Bakanı yaptı. E-nabız uygulamasının Katar'a satıldığına ilişkin iddialar şu anda mahkemede. Görüntüleme sistemi ihalelerini alan kamu hastanelerindeki görüntüleme sistemi ihalelerinden söz ediyorum. Şu anda bir tanesi Bursa'da tartışılıyor. Maalesef yanlış raporlama yüzünden o ihaleyi alan şirketlerin verdiği yanlış tomografi ve MR raporları yüzünden bazı hastaların tanısının geç konulması, bazı hastaların ise yanlış tanılar nedeniyle doğru tedaviye erişememesi gibi sorunlar var. Şimdi bir yeni doğan suç çetesiyle karşı karşıyayız. Açık söylemek gerekirse ben iddianameyi okudum. Biliyorsunuz 1000 sayfadan fazla. Aslında katillerle karşı karşıyayız. Burada artık meslektaş, burada artık siyasi parti mensubiyeti diye bir kavramı hepimizin bir kenara bırakması lazım. Göz göre göre, bile bile bebeklerin ölümüne yol açan bir çeteyle karşı karşıyayız. İddianameye bakarsanız suçun işlendiği yıllar 2022, 2023 ve 2024 olarak görünüyor. Bu yıllar önemli çünkü az önce değerli milletvekilimiz Murat Emir bu konuda bazı iddialar ve açıklamaları dile getirdi. Ben de üstüne basa basa söyleyeceğim. Çünkü Sayın Bakan daha önce bir şikayet olmadığından, şikayet CİMER üzerinden geldikten sonra bu sürece müdahale edildiğinden söz ediyor. Burada bakın iki tane sorun var. Bir, bu kadar fazla sayıda ölüme yol açan ve ölüm dışında hangi hastalara, kaç hastaya, hangi zararı verdiğini şu anda bilemediğimiz sayıda çok hastanın ilgisini çeken bir durum için şikayet olmaksızın doğru işleyen bir sağlık sisteminin süreci başından öngörebilmesi gerekirdi. İkincisi, İstanbul'da yaptığımız incelemeler, tanıkların ifadeleri, iddianamede yer alan ifadelere bakarsanız aslında bu sürecin Ocak ayından itibaren bilindiği de ortada. Dolayısıyla Ocak ayında biliniyor, Mart'ta CİMER'e bir başvuru oluyor. Sonra bir inceleme sonrasında Mayıs ayında İl Sağlık Müdürlüğü konuyu Cumhuriyet Savcılığına iletiyor. Yine burada bir problem var. Cumhuriyet Savcılığına iletecek kadar suç unsuru yakaladığınız bir olayı, bir çeteleşmeyi, bir örgütsel suçu neden yalnızca Cumhuriyet Savcılığına yazı göndererek bırakıyorsunuz da kendi üstünüze düşeni yapmıyorsunuz? Bu o zamanki İl Sağlık Müdürü, şimdiki Sayın Bakan'ın yanıtlaması gereken önemli sorulardan bir tanesidir. Şimdi dosyaya baktığımızda ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun dolandırılması meselesi var. Ona ayrıca değineceğim. Ama burada az önce de ifade edildiği gibi bir olası kastla bebeklerin ölümüne yol açan bir çeteden söz ediyoruz. Değerli milletvekilleri, birkaç saniye o hayatını kaybetmiş yeni doğanların annesinin babasının yerine kendimizi koyalım. Nasıl bir acı çektiklerini hissedebiliyor muyuz? Eğer bakın bu tekil bir örnek olsa,
tartışmayı farklı yürütebiliriz. Ama çok sayıda yeni doğanın bebeğin ölümüne yol açan bir olguyla karşı karşıyaysak bu olguyu derinlemesine incelememiz gerekir. Ayrıca yine İstanbul'da yaptığımız gözlemler, bize ulaşan bilgiler bu sorunun yalnızca 10 tane hayatını yitirmiş yeni doğanla sınırlı olmadığını, başka hastaların zarar görme potansiyeli olduğunu, ayrıca bu hastaneler ve başka SGK ile sözleşmesi olan hastanelerde yeni doğan üniteleri ve yeni doğan yoğun bakımları dışında erişkin yoğun bakımları açısından da problemler yaşanmış olabileceğini, farklı sözleşmelerde hemodiyaliz üniteleri açısından da bazı sorunlar yaşanmış olabileceğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla hasta güvenliği ile ilgili çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Az önce söyledim, şikayet olmadan da sistem bunu saptayabilmeliydi. Niye böyle bir iddiada bulunuyorum? Birkaç örnek vereyim size. Bakın, biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın 2009 yılından itibaren yürürlüğe koyduğu bebek ölümlerini izleme programı var. Bu programa göre bir bebek nerede hayatını kaybederse kaybetsin, kapsamlı olarak inceleme altına alınır. Değerli milletvekilleri, 10 tane bebeğin öldüğü ve bu bebeklerin bir yerde kümeleştiği söz konusu olduğu halde bu bebek ölümlerini izleme programı niye bunu saptamamıştır? Niye saptayamamıştır? Bunu incelememiz gerekir. Ayrıca daha önce de söylendi ama çok önemli buluyorum. Yasa dışı olarak bu özel hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri bir takım kişi ve kurumlara işletme hakkıyla verilmiş. Bakın, yasa dışı diyorum. Madem Sağlık Müdürlüğü Ocak ayından itibaren sürecin farkında, yasa dışı olarak bu yoğun bakım ünitelerinin o özel hastaneler tarafından değil, başka şirketler tarafından işletildiğinin de farkında, sürece niye müdahale etmiyor? Yasa dışı bir durum var ve bu sürece müdahale etmek için 16 Ekim'de iddianame savcılık tarafından ortaya çıkartıldıktan sonra bazı hastanelerin ruhsatları iptal ediliyor. Yeri gelmişken medyada da çıktı, bugün konuşmalarda da var. Daha önce sözleşmesi iptal edilen iki hastaneden söz ediliyor. Gittik, araştırdık. Onların sözleşmelerinin iptali bu iddianame ile ilgili değil. Bunu da ayrıca vurgulamak isterim. Başka bir sorun, yine iddianameden yola çıkarak söylüyorum. 112 acil çağrı merkezi bu hastanelere çok daha fazla hasta gönderiyor. E, kimsenin dikkatini çekmiyor mu bu? Bunların hepsi dijital ortamlarda var. Aslında burada dikkatini çekmemek değil, belki de bu kapatılan hastanelerden birisinin eski Sağlık Bakanı Mehmet Mezinoğlu'na ait olması nedeniyle sistem bunu görmezden geliyor. Bunun mutlaka altını çizmemiz gerekir. Ayrıca bakın, bebek ölüm hızı İstanbul'da 2020 yılında 6.7 iken artmış 2023'te 7.1'e ulaşmış. Dünyada ve Avrupa ülkelerinde bebek ölüm hızı azalırken, Avrupa Birliği'nin ortalaması 3 iken, İstanbul gibi bir ilde bebek ölüm hızı artarken niye arttığını incelemek gerekmez mi? Üstelik de bunun depremde ölen bebeklerle ilgisinin olmadığını herhalde burada söylemem gerekiyor. Bakın, bu bebekler dışında başka bebeklerin zarar gördüğüne ilişkin iddialar bizi çok daha derin incelemeye götürmeli. Ne yapmalı? Bundan sonraki sürede birkaç ona değinmek isterim. İlk olarak bu yeni doğan çetesi çok ağır bir şekilde cezalandırılmalı. Ama yetmez. Bu çeteleşme mercek altına alınmalı. Bize gelen bilgiler, içimizdeki hekim meslektaşlarımın da birçoğunun tanıklıkları aslında benzer çetelerin yalnızca İstanbul'da sınırlı olmayan şekilde başka illerde de varlığına işaret ediyor. Bunları ayrıntılı olarak incelememiz gerekir. Çete dışında idari sorunları mutlaka mercek altına almalıyız. Bakın, şu andaki mevcut bakan hemen istifa etmeli. Kendisinin sorumlu olduğu dönemdeki bir olay nedeniyle. Eğer bu olayda herhangi bir sorumlu soruşturma sonrasında ortaya çıkmazsa ondan sonra tekrar bakan olabilir. Ama kendisinin il sağlık müdürü olduğu sırada, az önce söylediğim gibi, örneğin özel hastanelerdeki yatakların, yoğun bakım yataklarının özel başka bir şirkete yasa dışı olarak devredildiğine göz yuman bir sistemin sorumlusu olarak mutlaka istifa etmeli. Yetmez, SGK yetkilileriyle mutlaka bu konuyu ayrıntılı konuşmak, neden bu sürece zamanında tanıklık etmedikleri, zamanında müdahale etmediklerini sorgulamamız gerekir.
Özetle Sayın Recep Akdağ da içinde olmak üzere aslında bütün bakanların bu süreçle ilgili bir sorumlulukları olduğunu söylemem gerekir. Recep Akdağ'la ilgili sorumluluğu şuradan söylüyorum. 2003 yılında Sayın Akdağ sağlıkta dönüşüm programını bizlere sunarken bir akademisyen olarak bizleri çağırdıklarında sağlıkta bu kadar özel sektöre alan açılmasının bugünkü sonuçlara yol açabileceğini söylemiştik. Yazdık makalelerimizde, kitaplarımızda var. Sayın Akdağ o zaman bize demişti ki merak etmeyin hocam, bu sistem sayesinde özel hastaneler çok daha sıkı denetlenecek. Soruyorum size, özel hastanelerin çok daha sıkı denetlendiği sistem bu mu? Değerli milletvekilleri, sağlık alanında özel sektöre alan açan bütün uygulamaları mutlaka ele almak zorundayız. Burada da sağlıkta dönüşüm programına özel bir yer vermek zorundayız. Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sağlık politikaları özel hastane sayısını 2'ye, özel hastanelerdeki yatak sayısını 3'e katladı. Şu anda ülkemizdeki yoğun bakım yataklarının yarısından fazlası, İstanbul'da bu oran daha yüksek olmak üzere, özel sağlık kuruluşlarında, özel hastanelerde. Meslektaşlarım söylediler, SGK'dan parayı daha fazla almanın en önemli yollarından bir tanesi bu yoğun bakım üniteleri. Bakın, şu soruya Türkiye yanıt aramadı. Daha önce burada söylemiştim. Bütün Avrupa ülkeleri söz konusu olduğunda, hatta Almanya bile, nüfusa göre daha fazla yoğun bakım yatak sahibi olan ülkemizde neden hemen hemen hiçbirinde yoğun bakım yatağı bulamıyoruz? Burada bir problem var. Buyurun, buyurun hocam. Yalnızca palyatif hastalar değil, ayrıca bu yoğun bakım yataklarının ya ticari gerekçelerle ya başka gerekçelerle yoğun bakım yatış çıkış kriterlerine uyulmaması gibi kötüye kullanımı var. Bunu mutlaka masaya yatırmalıyız. Bu 19 hastanede 500 doktor, 5000'den fazla sağlık çalışanı işsiz kaldı. Değerli arkadaşlar, iki tane onursuz diyeyim doktor yüzünden bütün doktorları ve bütün sağlık çalışanlarını hedefe koyacak yaklaşımlardan uzak durmalıyız. Bakın, bu olayın en kötü yanlarından birisi sağlık hizmetlerine duyulan güveni daha da azaltmış olmalıdır. Bu 19 hastanenin bedeli, ruhsat bedelinin de 2,5 milyar TL civarında olduğunu vurgulamak isterim. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken bu hastanelere bir an önce devlet yönetimini koyup oradaki insanların hem işsiz kalmasının önüne geçmek hem de oradan hizmet alan özellikle kronik hastaların hizmet almaya devam etmesini sağlamak olmalı. Bu sistem değişmeden bu sorunu çözemeyiz.